Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi alaamin. Allahumma salli ala Muhammed. Aşşadu illa ilahe illa Allah ve aşşadu anna Muhammedan abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hamber'in müsnedini okuyoruz ve Saat bin Ebu Vakkas onun rivayet ettiği hadislerle birlikte olacağız inşallah. Allah kendisinden razı olsun. 1440 ilk size rivayet edeceğim hadis-i şerif inşallah saattan Hümeyt bin Abdurrahman el Elhamyeri bize bu hadis-i şerifi aktarıyor. Saad'ın çocuklarının üçünden onlar da saattan şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Yani üç çocuğunun da aktardığı bir bilgi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken hasta olan Sa'd'ı ziyaret edince Sa'd şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, Sa'd bin Havle gibi kendisinden hicret ettiğim yerde yani Mekke'de vefat etmekten korktum. Böylece hicretinin yarım kalmasından korkuyor. Allah'ın bana şifa vermesi için dua et." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım sağda şifa ver. Allah'ım sağda şifa ver. Allah'ım sağda şifa ver diye dua etti. Sa'd: Ey Allah'ın Resulü, çok malım var ve varis olarak da sadece bir kızım var. Malımın tamamını vasiyet edeyim mi diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır cevabını verdi. Sa'd: Peki Üçte ikisini vasiyete edeyim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır cevabını verdi. Saat yarısını vasiyete edeyim mi diye sorunca yine Resulullah Efendimiz hayır cevabını verdi. Saat peki üçte birini vasiyete edeyim mi diye sorunca Efendimiz üçte bir, üçte bir de çoktur. Kuşkusuz kendin için harcadığın sadakadır. Çocuklarına harcadığın sadakadır ailene harcadığın sadakadır. Aileni mal ile veya geçimle bırakman, onları insanlara avuç açıp dilenir durumda bırakmandan daha hayırlıdır buyurdu. Hadis-i Şerif'in bize öğrettiği bilgiler, özellikle Efendimiz'in sözlü üzerine durursak, yavrularımızın, kuzularımızın, çocuklarımızın, hanımımızın, bizim etrafımızdaki insanların daha böyle rahat bir hayat yaşar halde bırakılması önemli. Dolayısıyla elbette sadaka vereceğiz. Elbette cömert olacağız. Bunu Kur'an ve hadis-i şerifler bize hep söylemektedirler. Ama bunda bir denge arıyor ve yavrularımızı mahrum bırakmanın mümkün olmadığını da bu hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Allah'ın dini bir denge oluşturmakta hayatta. Cömert oluyoruz ama israfa varan etrafımıza zulmedecek bir cömertlik değil. Ama öte yandan çoluk çocuğunu düşüneceğim. Onların nafakası, onların ekmek parası, onların hayatı, onların standardı diye çabalarken Müslümanları, diğerlerin, diğer insanları unutacak kadar kendine dönmüş, kendi hayatına dönmüş birisi olmamız da istemiyor Allahu Teala. Hem diğer Müslümanlarla paylaşan hem de çoluk çocuklarına izzetle, şerefle bir imkan sağlayan kişiler olmamızı istiyor. Saat bin Ebi Vakkas, Titiz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıktığı yolda devamlı olmak istiyor. Onun için hastalıktan şikayet etmez ama muhacir oluşunun yarım kalmasını istemediği için de şifa talebinde bulunuyor. O günlerde bir kızı var ve bu şifanın geleceğinin belki muştusuyla Resulullah'ın duasını alınca daha bir sadaka vermek, bütün malından vazgeçmek istiyor. Ve Efendimizin sınırlandırmalarıyla daha aşağıya çekti cömertliği. Ama daha sonra Allahu Teala ona imkanlar verdi. Şifa buldu. İslam komutanı oldu. Nice beldelerin fethinde yer buldu. Komutan olarak cihad etti ve yavruları oldu. Onun ardı sıra yürüyen çocukları oldu ki hadis-i şerifi bize aktaran da onlar. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. Ebu İshak, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın bize aktardığı bilgilerle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle birlikteliğimiz var, tavırlarıyla birlikteliğimiz var. 1441 Amir bin Sa'd'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Saad'ın oğullarından. Kardeşim Ömer koyunlarıyla birlikte Medine'den çıkıp babam Saad'ın yanına gitti. Saad onu görünce bu yolculuğun kötülüğünden Allah'a sığınırım dedi. Ömer yanına geldiğinde babacığım insanlar Medine'de malları paylaşırken burada bedeviler gibi olmaktan razı mısın diye sorunca Saad oğlu Ömer'in göğsüne vurdu ve şöyle dedi. Sus ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz Allah takva sahibi, gönlü zengin ve kendini ibadete veren kulu sever buyurduğunu işittim, diyor. Sa'd bin Ebi Vakkas Medine'nin biraz kıyısında kendine bir yer edinmiş ve orada yaşıyor. Rabbine kullukla birlikte. Oğulları da bundan pek razı değiller ve bu sözle geldi Babası da onun bu gelişinden bu itirazını, bu şikayetini, babasıyla ilgili bu eleştirisini hissederek belki bu yolcunun kötülüğünden Allah'a sığınırım dedi bu ifadelerden. Ve Ömer de dedi baba burada bedeviler gibi niye yaşıyorsun? İnsanlar şimdi Medine'de üleşiyorlar malları, paylaşıyorlar. Ganimetler dönemi geldi, artık fetihler başladı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünü hatırlattı oğluna. Allahu Teala kimi sever? İnnal lahe azze ve celle yuhibbul abde takiyye. Takvalı olan kulu sever. El ganiye zengin yani gönlü zengin, gönlü tok olanı sever. El hafiye ve gizli gizli, içli içli Allah'a kulluk yapan, dua eden kullarını Rabbimiz sever. Rabbimiz de bunlardan eylesin inşallah. Tercihi dünyadan yana değil Allah'ın sevdiğinden yana yapmak. İşte Sa'd bin Ebi Vakkas'ın ortaya koyduğu tavır. 1442. rivayet Ahmet bin Hamber'in müstedini okuyoruz. Amir bin Sa'd yine zamanın Medine valisi olan Ömer bin Abdülaziz'e şöyle dedi. Saad'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim sabah vakti aç karnına Medine'de yetişen hurmalardan ki acve hurması diyoruz. Yedi tane yerse o gün akşama kadar kendisine hiçbir şeyin zararı dokunmaz. Ravilerden Fuleyh şöyle dedi. Sanırım şunu da ekledi. Akşam vakti bunları yiyen kişiye de yani yedi tane hurmadan da akşam yiyen kişiye sabaha kadar hiçbir şeyin zararı dokunmaz. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz Allah ondan da razı olsun dedi ki ey amir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den neler naklettiğine dikkat et yani ne dediğini kulağın duyuyor mu? Yani ne, neler söylüyorsun? Bir bak hele dedi. Bu bir ciddiyet, Resul'ün sözünü kabul etmemek anlamına gelmiyor. Ömer bin Abdülaziz bütün hayatı boyunca Peygamber Aleyhisselatü vesselam'dan gelen rivayetleri derleyip toplamak ve sıhhatiyle ilgili netliğe ulaşmak için çabalamış ve Müslüman alimleri buna yönlendirmiş birisi. Amir dedi ki şahadet ederim ki Saad'ın yani babam Saad'ın adına yalan söylemedim. Saad da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan söylemiş değildir. Karşılığını verdi. Yani ne ben babamdan duyduğum bu konuda yalanım var. Ne babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden duyduğunda bir yalan söylemedi. Ac ve hurmasını sabah aç ve akşamleyin de öyle yedi kere yemenin şifası ile ilgili bir bilgi bu da 1444 Saad bin Ebi Vakkas rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Allah'tan hayır dilemek yani istihare insanoğlunun mutluluğuna sebep olur. Yapacağım işler hakkında istiharede bulunmak saadet, mutluluktur. Yani yürek dingin olur, konu Allah'a açılmış olur, hayır Allah'tan beklenmiş olur. Ya Rabbi benim için sen seç, Hayırlı olanı ben bilmem. Benim bildiğim, kendimin anlayabildiği tecrübelerim, aklım ya da etrafımdaki insanların sözleri. Ama sen benim için hayırlı olanı bilirsin deyip duaları buna yönlendirmesi mutluluğa sebep olur. Kafa dinginleşir. Sonra başa bir problem gelecek. Bunlar benim cümlelerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam ediyor. Allah'ın takdirine rıza göstermek, Allah'ın takdirine rıza göstermek insanoğlunun mutluluğuna sebep olur. Bir başka saadet de kişinin Allahu Teala'nın kendisi için takdir ettiği kazada bulunduğu konuya rıza göstermesidir. Başına gelene razı olmasıdır. Öyle ya da böyle. Olay olmadan önce istiharede bulunuyor, hayır diliyoruz. Olay olunca razı oluyoruz. Bunlar mutluluk. Ve üç, bir de Allah'tan hayır dilemeyi terk etmek insanoğlunun mutsuzluğuna sebep olur. Hep hayrı kendi tespit ediyor, iyiliği kendisi biliyor, kendisi karar veriyor. Ben illa bunu isterim diyor. Bu mutsuzluktur. Ardından Allah'ın takdirine rıza göstermemek de insanoğlunun mutsuzluğuna sebep olur. Yani Allahu Teala'nın senin için seçtiği imtihana razı olmamak da mutsuzluktur. İki şey mutluluğun, iki şey mutsuzluğun sebebi anladığımız. Bir, İstihare, hayır Allah'tan dilemek ve takdire rıza, mutluluk, hayrı, iyiliği Allah'tan bilmemek, Allah'tan dilememek, istememek ve Allah'ın bizim için seçtiğine razı olmamak o da mutsuzluk sebebidir. Ya Rabbi bizi mutlu olanlardan eyle inşallah. 1444 böyleydi. 1445. rivayet ise Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Sa'd bin Ebi Vakkas bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç şey insan oğlunun mutluluğuna, üç şey de mutsuzluğuna sebep olur. Arka arkaya iki rivayet mutlulukla alakalı. Birisi bir imandı. Ya yani seçimi Allah'ın yapmasına iman etmekti. Biraz önce okuduğumuz hadis-i şerifler. Şimdi ise başka bir konu var. Nimetler üzerinden bir mutluluk tarifi. Yani bir karar ver. Hangisi mutluluk, hangisi mutsuzluk filan deme hakkımız yok. Gerçekten insanın mutluluğunun sebepleri bazen zihninde, gönlündedir. Ama eşyalarda, varlıklarında da vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir o açıdan, bir bu açıdan bize mutluluğu tarif ediyor. Ve mutsuzluğu da. Saliha bir hanım, güzel bir ev ve iyi bir binek insanoğlunun mutluluğuna sebeptir. Kötü bir hanım, kötü bir ev ve kötü bir binek de insanoğlunun mutsuzluğuna sebeptir. Şimdi dünyalık bir mutluluk tarifi bu. Dünya üzerinde insan yaşarken hayatında önemli değilse ben imtihanı imtihan kabul ettiğimde hanım zor da olsa, minek kötü de olsa, ev bozuk da olsa imtihan kabul ettiğimizde bir mutluluk elde edeceğiz. da cennet yolunu bulacağız. Ama dünyadaki afiyetin tarifi, inanın bu üç şeyde sınırlı. Efendimiz kesinlikle doğru söylüyor. Biz ona iman ediyoruz. Saliha bir hanım. Bakın güzel demedi. Yani yakışıklı bir bey de demedi peygamberimiz hanımlar için. Çünkü kaporta biliyorsunuz bozuluyor, deforme oluyor. Ama saliha oluş Allah'la barışık bir hayat yaşamak, Allahu Teala'nın emrine itaat eden, bundan dolayı kocasına, bundan dolayı eşine merhamet eden hanımlar ve beyler sonuç itibariyle mutluluk vesilesidirler yüzlerinin makyajı değil gülümsemesi bizi mutlu etmektedir karşımızdakini. Bize dönük yaşamaları, bize bakmaları, bizim için böyle fedakarlık yapmaları, içten davranmaları mutlu etmektedir. Ve gerçekten Saliha Hanım Rabbi ile arası iyi olduğu için Rabbinin kullarıyla da arası iyidir. İkincisi mesken. Ama o da salih olacak. Vel meskenu salih diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani güzel bir ev diye tercüme edilmiş. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kelime olarak vel meskenu salih diyor. Yani içinde yine Allah ile aranın düzgün olduğu ev. Değilse şöyle 200-300 metre kare. Şöyle şöyle odaları olacak. Şöyle şöyle teknolojisi olacak. Elbette sorun çıksın istemiyoruz. Yani suyunun akması, serinliğinin ya da sıcaklığının düzgün olması bizim psikolojimizi, duruşumuzu, durumumuzu etkileyebilir. Bununla beraber kapısı açılırken eyvah yine ben böyle bir eve geldim diye girilen ev ne kadar güzel olursa olsun kalitesiz, kötü, mutsuzluk sebebidir. Ama içeri girerken besmele ile, selam ile, mutlulukla bir limana demir atarmış gibi girilen evler işte onlar salih evler, salih mekanlardır. Bir de vel merkebu salih salih bir binek bizi hayra götüren hakka götüren bizi Allah'ın sevdiği işler için kullanma noktasında bize yardımcı olan binit. Bineklerimiz bizim için hayırlıdır, mutluluk sebebidir. Ya yani nereye götürecekse sorun çıkartmayan, o gün için deveydi, katırdı, attı binitler. Agresif olmayan, huysuz olmayan bugün için de Nasıl anlayacağız bilmiyorum. Bisikletler, motorlar, arabalar, bindiklerimiz. Eğer hayra götürüyorsa o bizim için hayırlıdır, salihtir. Değilse Peygamber Aleyhisselatü ikinci bölümde mutsuzluk sebebi olan şeyleri söyledi. Kadın ama kötü, yüzü asık, sözü kötü, incitici, hayatımıza mutluluk getirmiyor. Allah korusun Kur'an'da Nuh Aleyhisselam'ın eşi. Lut Aleyhisselam'ın eşini Rabbimiz böyle tanıtıyor. Asiye annemizin kocası Firavun'du biliyorsunuz. Bunlar zalim adamlar, zalim kadınlar. Dertleri dünya olan, ahireti önemsemeyen yapılar. Evler yine saray da olsa, biliyorsun yine Asiye annemizden örnek verelim. Ya Rabbi diyor bana cennette bir ev bina et. Ve beni bu Firavun'un binasından, işte imkanlarından uzaklaştır, kurtar diye dua ediyor. Oysa Dünya patronu bir adamın sarayında yaşıyor. Yani bir eli yağda, bir eli balda. Böyle birisi olduğu halde gözü görmüyor. Çünkü kötü binit de öyle. Kendisiyle cennet yolunu arşınlamadığımız binitler hayırlı binitler değildir. Öyleyse bindiğimiz binitlerle nereye gittiğimize dikkat edelim. Girdiğimiz evlerde nasıl bir hayat kuracağımıza dikkat edelim birlikte olacağımız eşlerle hangi yoldaşlığı yapacağımıza dikkat edelim. Allah bize bunları salihleştirsin. Biz de onlara karşı salih olalım. İyi davranalım inşallah. Saad bin Ebi Vakkas rivayet ediyor. Biz dinliyoruz. Ahmet bin Hanbel de bize bunu aktarıyor. Allah onlardan razı olsun. 1445'i okuduk. 1446. rivayeti okuyayım inşallah. Efendimiz dedi ki: Bir takım fitneler olacaktır. Bu fitne zamanlarında oturan, ayakta durandan daha hayırlıdır. Ayakta duran yürüyenden daha hayırlıdır. Yürüyen de koşandan daha hayırlıdır. Sanırım diyor ravi, uzanan da oturandan daha hayırlıdır buyurdu. Dolayısıyla fitne insanların birbirlerine girdiği, kanlarını döktüğü, dinlerini parçaladığı bir dönemde daha pasif bir tavır ile davranmak gerekecek. Yani bu işlerle elimizden geldiği kadar uzak durmamız isteniyor anlayabildiğim. 1449. rivayette şöyle. Davud bin Amir bin Saad bin Ebu Vakkas babası yoluyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Düşünebiliyor musunuz? Yani Efendimiz'den kim duydu? Saad. Saad bunu oğlu Amir'e aktardı. Oğlu Amir de Davud'a aktarmış. O da bize söylüyor. Yani üç nesil Üç nesil bize gelen bir bilgi var. Dolayısıyla ben de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimi çocuğuma, çocuğum da inşallah ondan öğrendiğini benim torunuma aktaracak. Böylece nesil be nesil bu din devam edecek. Bu söz bize hakim olacak. Başka yerlere anlatmak lazım elbette. Ama ben kendi evimde, kendi yavrularımı da bu sözlerle yetiştireceğim inşallah onlara duyuracağım. Buradan bunu anlayacağız. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle aktarıyor saat. Eğer cennetteki herhangi bir şeyin tırnaktan daha azı bile, tırnak kadarı bile bize görünecek olsaydı, gökler ile yer arasındaki her şeyi süslemiş olurdu. Eğer cennetteki adamlardan ya da kadınlardan mı anlayacağız? Biri dünyaya baksa, veya bileziklerini gösterse, güneş yıldızların ışığını nasıl bastırıyorsa, onlar da güneşin ışığını öyle bastırıp yok ederlerdi. Yani güneş nasıl yıldızları görünmez kılıyor gündüzleyin güneş çıkınca, işte cennetten bir adam şöyle kendini gösterse ya da bileziklerini böyle evrene doğru tutuverse bütün yıldızlar, güneşler sönüyor, bütün nimetlerin şavkı gidiyor, dünyanın anlamı kalmıyor. Anlıyoruz ki hedef orası olmalıdır. O parıltıya koşmalıdır Müslüman. Buna cennet bilgisi şerefi diyelim isterseniz. Yani ben cenneti böyle bildiğimde bu bana şeref olur. Dünya önemli yitirir. Dert etmeyiz. Elbette bu dünyayı yaşayacağız. Elbette bu dünyanın imkanları peşine koşacağız. Biraz önce öğrendik. Yani elinin emeğiyle geçinmenin önemini Peygamberimiz bize söyledi. İşte odun toplayıp çarşa satmanın şerefini bize anlattı. Ama burada anlatılan başka bir konu var. Dünyada cennetleştirilen yerler var. Oteller, restoranlar, eğlence merkezleri ve insanlar bütün emeklerini, tecrübelerini paralarını, imkanlarını oralara yatırıyorlar. Ve böylece o cennetvari yerler hepimizi büyülüyor. Bir araba geçiyor gözümüzün önünden. Heyecan basıyor yüreğimize. Ah ediyoruz. Bizde de olsa diye iç geçiriyoruz. Bütün dünya böyle albenili. Ama bakın Sa'd bin Ebi Vakkas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor ki cennet cennetteki herhangi bir şeyin tırnaktan daha azı bile yani tırnak kadarı deriz ya biz gökler ile yer arasındaki her şeyi süslemiş olur. Yani o kadar görünecek olsa her şey bununla bezenir. Gök güzel, göğü manzaraları hoş, yeryüzü fotoğrafları çekile çekile bitirilemeyecek kadar muhteşem anlarla, mekanlarla dolu. Ama bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tırnak kadar hatta daha azı bile görünse cennetin nimetlerinden evren, dünya, gökler, yer anlamını yitirir. Hedef neresi olmalı? Müslüman'ı karar vermeli. Ve bunun için koşmalı Allah'ın izniyle. Bu imanla. Saat bin Ebi Vakkas'ın bize aktardığı rivayetleri okumaya devam ediyorum Ahmet bin Hanbel'den, Müsnedin'den. 1454. rivayet şöyle. Ziyat kendini başka bir babaya nispet ettiğinde, bağladığında Ebu Bekre ile karşılaştım. Kim diyor bunu? Ebu Osman. Ona ne yaptınız öyle? Ben Sa'd bin Ebi Vakkas'ın şöyle dediğini işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman iken babası olmadığını bildiği halde başka birinin kendi babası olduğunu iddia eden kişiye cennet haram olur buyurduğunu şu kulaklarımla işittim. Bunun üzerine Ebu Bekir'e de ben de bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim dedi. Hazreti Şerif'i okuyalım. Müslüman iken babası olmadığını bildiği halde kendisini başka birine nispet eden, kendisinin babası olmayan birini kendi babası gibi değerlendiren, iddia eden kişi bu benim babamdır diye iddia eden kişiye cennet haram olur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edelim. Saad bin Ebi Vakkas'ın rivayet ettiği hadis-i şerifler 1458. rivayeti okuyayım Allah'ın izniyle. Musab bin Saad babasını şöyle dedin rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir tabak yemek getirildi. Ondan yedikten sonra biraz artınca yemeği Efendimiz yemiş ve biraz artmış Dedi ki şu yoldan cennet ehlinden olan bir adam gelecek ve arta kalan bu yemeği yiyecektir buyurdu. Şimdi herkes yoldan gelecek adama bakıyor. Onu gözlüyor. Kim gelecek ki? Saat diyor ki ben de oraya geldiğimde kardeşim Umeyr'i abdest alması için bırakmıştım. Geride o kalmıştı. Hemen abdest alıp gelecek. Kendi kendime o Umeyr'dir diyorken yani öyle umuyor, öyle istiyor, öyle beklenti içerisinde kardeşine bu müjde çok muhteşem. Cennet ehlinden bir adam gelecek ve bu yemeği arta kalanı yiyecek. Kim girdi içeriye? Abdullah bin Selam gelip o yemeği yedi. Abdullah bin Selam Medineli ve Müslüman oldu. İsrailoğullarından birisi Yahudi iken onların arasından sıyrıldı. Allah'ın kendisine verdiği bilgiyi hayırda kullandı ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği ne de iman etti. Böylece iki kere bir güzelliğe erişti Kur'an'ın bize ifadesiyle ve yemeği o yedi. Yine böylesi bir aktarım var. Yani saat kendisi dışındaki birilerinin de cennetle müjdelenişiyle ilgili bilgileri bize aktarıyor. Buna benzer bir başka rivayet geliyor inşallah. 1400 72'yi okuyayım önce sonra tekrar döneceğim. 1472 Şöyle diyor Sa'd bin Ebi Vakkas aktarıyor. Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Kureyşli bazı kadınlar vardı. Yüksek sesle konuşup ona yükleniyorlardı. Peygamber aleyhisselatü ve vesselamdan bir şeyler istiyor bu kadınlar ve bağırıp çağırıyorlar. Hazreti Ömer girmek için izin isteyince kadınlar hemen perdenin arkasına koşmaya başladılar. Saklandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in Allah kendisine razı olsun girmesine izin verdi. Girdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülüyordu. Ömer ey Allah'ın Resulü Allah seni hep güldürsün deyince Efendimiz şu yanımda olan kadınların haline şaştım. Senin sesini duyunca Hemen perde ardına koştular buyurdu. Ömer, ey Allah'ın Resulü, oysa onların senden çekinmeleri daha uygundu dedi ve kadınlara yönelip, Ey kendi nefslerinin düşmanları, benden çekinirsiniz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden çekinmez misiniz diye bağırdı. Kadınlar, evet senden çekiniriz çünkü sen sert ve kabasın dediler. Onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canım elinde olana Allah'a yemin olsun ki şeytan bile bir yolda yürüyor olsa ve seninle karşılaşsa mutlaka yolunu değiştirip başka bir yola sapar buyurdu. Sa'd bin Ebi Vakkas aktarıyor. Biraz önce söylediğimiz gibi Abdullah bin Selam'la ilgili böyle bir müjdeyi bize aktardı. Şimdi Hazreti Ömer'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından böyle değerlendirilmesini aktardı. Birbirleriyle ilgili de hasetleri yok. Bu övgüleri rahatlıkla söylüyorlar. Bunlar çünkü sevinç, kardeşimiz için söylemiş olan bir güzellik, bizim için de söylemiş bir güzellik demektir. Bununla kıvanç duyuyor, bunu seviyor, bununla seviniyoruz. Böylece sahabe-i kiramı tanıyoruz. İnşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edelim. 1463'e geri döneceğim. Ayşe binti Saat, Saat bini bir Vakkas'ın kızı, babasını şöyle dedin rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tebuk savaşı için yola çıkınca, Tebuk'a gidiyor Efendimiz, uzun bir yol. Hazreti Ali de uğurlamak için onunla birlikte çıktı. Peygamber Efendimiz'i uğurlamak için. Biliyorsunuz savaşa katılmadı, Medine'de vali olarak bırakıldı. Veda tepesine geldiklerinde Hazreti Ali ağlayarak beni geride kalanlarla beraber mi bırakıyorsun diye sorunca yani savaşa gitmek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu yerde olmak istiyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem senin benim yanımdaki konumun peygamberlik hariç Harun'un Musa Aleyhisselam'ın yanındaki konumu gibi olmasına razı değil misin buyurdu. Benim yanımdaki konumunun peygamberlik hariç Harun'un Aleyhisselatü vesselam, Musa'nın aleyhissalatü vesselamın yanındaki konumu gibi olmasına razı değil misin buyurdu. Bu da üç oldu. Yani Ali Efendimiz, Ömer Efendimiz ve Abdullah bin Selam Efendimiz bunlar sahabe-i kiramın büyükleri ve Saad bize onları aktarıyor. Ne hoş bir aktarım ve hem de Saad'ın kızı da bize babasından duyduğu bu cümleleri söylüyor. Oğulları söylüyor, kızları söylüyor. Ne güzel bir nesil. Hadisleri de biz böylece öğreniyoruz. Bir aileden öğrenme. Son bir rivayet ile bitireyim inşallah. 1475. rivayet 1475. Abdullah bin Ebu Seleme'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Saat bir adamın telbiye getirirken telbiye getirirken lebeyk zulme ariç sana itaate hazırım buyur ey yüksek dereceler sahibi dediğini işitince sözde bir bozukluk yok. Zulme hariç Rabbimizin bir bakma sıfatlarındandır, özelliklerindendir. Dereceler sahibi olan Allah'ım buyur emne amadeyim diye telbiye getiriyor adam. Saat bunu işitince Allah elbette yüksek dereceler sahibidir. Bu dediğin doğru. Ama biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile telbiyemizde böyle söylemezdik dedi. Sözün doğru olması önemli güzel ama bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olması daha güzel. Dolayısıyla saat bunu ifade ediyor. Bizim için de bu çok önemli. Allahu Teala'nın istediği Resul'ün ortaya koyduğu bir hayatı onlardan öğreneceğiz. Elbette kendimiz anlayabildiğimiz, akledebildiğimiz şeyler yapacağız ama sünneti öğrenirsek bu bize hikmet kazandırır. Ve inşallah Allah'ın razı olduğu yolda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiği yol biliyorsunuz. O yolu tercih etmeye çalışacağız. Allahümme salli ala Muhammed ve ala alim.